Arkadaşlar verilen ifadeye 4x kare ekleyip bu ifadeden 4x kare çıkartıyorum. Ve bu işlemi yaptıktan sonra şu kısmı ayrı yazıyorum. Burada arkadaşlar x üzeri 4 artı 6 tane x kare artı 9 oluşmuştur. Ve siz bu ifadeden 4x kareyi yani 2x'in karesini çıkartıyorsunuzdur. Bu ifade bildiğiniz gibi x kare artı 3'ün parantez karesi. Ve siz bu ifadeden 2x'in karesini çıkardığınızda 2 kare farkından burası x kare eksi 2x artı 3 çarpı x kare artı 2x artı 3 olacaktır. Bu durumda çarpanlarından bir tanesi D seçeneğindedir. Arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi x parantezinde yazıyorum. Burası x kare eksi ne yapar? 5x yapar. Alt taraftaki ifade arkadaşlar aynen yazılsın. X kare eksi 3 olsun. Şimdi bu durumda x kare eksi 5x yerine 3 yazabiliyormuşum. O halde yukarısı 3x yaptı. Alt tarafta eksi 5x'i karşıya 3'ü buraya aldığınızda buradan x kare eksi 3 ifadesinin 5x olduğu elde edilir. O halde buraya da 5x yazdığımızda bu işlemin sonucu 3 bölü 5 gelecektir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifade burada şu şekilde yazılabilir. Buraya geliyorum x eksi 3'ün karesini yazıyorum. Burada ne oluştu? Artı 9 oluştu. 4 oluşması için buradan 5'i çıkardığımızda sonuç 0 oluyormuş. O halde buradan şunu söyleyebilir miyim? X eksi 3'ün karesi ifadesi 5'e eşittir. Devam ediyorum. Bakın burada x eksi 3'ün karesi yerine 5 yazacağım. X eksi 3'ün karesi 5 ise bu ifadenin çarpmaya göre tersi 1 bölü 5'tir. Arada eksi var. Artı 1 bölü 5 eklendiğinde bu işlemin sonucu 5 gelir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar burada x kare artı 6 ifadesine eğer ki k dersen. Bu durumda arkadaşlar ne olacaktır? Burası k'nın karesi artı burası 12x çarpı k artı burası da 35x kare yapacaktır. Bu durumda arkadaşlar bu ifadeyi çarpanlarına ayırırken burayı k ve k olarak buradaki ifadeyi de 7x ve 5x olarak ayırdım. Çapraz çarpım bu durumda ortayı verdi. O halde bu ifade çarpanlarına ayrıldığında k artı 7x ve k artı ne elde ediyormuşum? 5x elde ediyormuşum. Arkadaşlar k yerine x kare artı 6x yazıldığında burası x kare artı 6 yazıldığında burası 7x olacaktır. Burası 6 olacaktır. Burası x kare artı 5x artı 6 olacaktır. Bu ifadeleri hızlıca çarpanlarına ayıralım. Burası x artı 1 ile x artı 6'nın çarpımı. Buradaki ifade de x artı 2 ile x artı 3'ün çarpımı. Bu durumda arkadaşlar seçenekler incelendiğinde burada neyi göremiyorum? X artı 7'yi göremiyorum. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen iki ifadeyi alt alta toplayalım. Bu durumda 8x küp. Devam ediyorum. Eksi 36x kare. Devam ettiğimiz takdirde arkadaşlar artı 54x ve eksi ne elde ettim? 27 elde ettim. İşte bu ifade arkadaşlar neymiş? A artı B'ymiş. Peki bu ifadenin sol tarafı bize bir şey anımsatıyor mu? Buradaki ifade 2x eksi 3'ün neyidir? Parantez küpüdür. Bu ifade A artı B ise iki tarafında küp kök alındığında küp kök içerisinde A artı B ifadesi 2x eksi 3 olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. U bir gerçel sayı olmak üzere aşağıda verilen görselde birbiriyle bağlantılı olan ifadeler özdeştir. Buna göre P artı Q toplamı kaçtır diyor. İsterseniz şununla işe başlayalım. 2 kök U artı 1 bölü kök U ne eşit? 4'e eşit. Her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi ne olur? 4 U olur. İkincinin karesi 1 bölü U olur. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 4 olur. 4'ün karesi de 16 olur. Şu 4'ü bu tarafa atarsam 12. Şunu 4 parantezinde yazarsam U artı 1 bölü 4 U. Bu da ne olur? 3 olur. Demek ki şurası da 3'müş. Devam edelim. Şunu 2 ile çarpsam ne olur? 2 U olur. Şunu 2 ile çarptığımda 1 bölü 2 U olur. 2 ile çarptığımda 6 olur. Bu sefer bunun karesini alalım. Her iki tarafın karesini alalım ki şunu yakalamaya çalışıyorum. Birincinin karesi yakaladım. İkincinin karesi bu. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2. Bu neye eşit? 36. 2 bu tarafa geçerse bu da nedir? 34'tür. O zaman bu da 34. İkisinin toplamı kaç yapar? 37. C seçeneği. Aşağıda yarıçapları daire şeklinde metal levhalar verilmiştir. Bu levhalar aşağıda gösterildiği gibi merkezleri aynı olacak şekilde perçinleniyor. Son durumda turuncuya boyalı bölgenin alanının maviye boyalı bölgenin alanına oranı
11 bölü 4 olduğuna göre U ile V arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi önce büyüğün alanını bulalım. Pi r kare. Pi'yi hiç hesaba katmayalım isterseniz. Oran var çünkü. 4 U'nun karesi nedir? 16 U kare. Şunun karesine bakalım. Tek tek hepsine bakalım. U'nun karesi nedir? 4 U kare artı 4 V kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 8 U V. Bunun karesi nedir? Bu da 16 V karedir. Şimdi neyi yazalım? Turuncuyu yazalım. Turuncuyu yazmak için ne yapmamız lazım? Maviden, turuncudan maviye çıkarmamız lazım. Yani şu birinci ifadeden ikinci ifadeyi çıkarıyorum. Bundan bunu çıkarıyorum. O zaman burası 12 U kare olur. Eksi 4 V kare. Eksi 8 U V olur. Şimdi ne yapıyorum? Maviyi bulmak istiyorum. Maviden beyazı çıkaracağım. Şundan şunu çıkaracağım. O zaman 4 U kareyi aynen yazalım. Ondan sonra 4 V kareden bunu çıkarırsak eksi 12 V kare artı 8 U V. Şimdi bu neye eşit? 11 bölü 4'e eşit. İsterseniz bir sadeleştirelim. 4 parantezine alalım. 4 parantezine alırsam 3. Burada 1 kalır. Burada 2 kalır. Burada 1 kalır. Burada 3 kalır. Burada 2 kalır. Şimdi içler dışlar çarpımı yapayım. 3 kere 4. 12 U kare. Eksi 4 V kare. Eksi 8 UV eşittir 11 U kare eksi 33 V kare artı 22 UV. Şimdi bunu düzenleyelim. Şunu bu tarafa atarsak U kare kalır. Bunu bu tarafa atarsak 29 V kare olur. Artı 29 V kare. Bunu bu tarafa atarsam eksi 30 UV olur. Bunu çarpanlarına ayırdığımızda U eksi V çarpı U eksi 29 V olur. U V'ye eşit olur mu? Olmaz. Çünkü birisi 4, biri 11 eşit olsaydı atlayarak giderdi. Yani 3, 5 diye giderdi. 7, 9 diye giderdi. O zaman U neye eşit? 29 V'ye eşit. B seçeneği. U ve V birer gerçel sayı olmak üzere işlemi tanımlanıyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Yani ne yapıyoruz? U küp artı 3 U kare V. Buradan o zaman başlayalım. Önce birincisini yapalım. Birincisinin kübü. Yani 3 kök 7 eksi 2'nin kübü. Bunun kübünü aldım. Sonra 3 çarpı. Sonra bu ifadenin 3 kök 7 eksi 2'nin karesini aldım. Sonra bunu v ile 2 ile çarptım. Devam edelim. Buradan devam ediyoruz. Artı ne yapıyorum? Şunun kübünü alıyorum. Yani 2'nin kübünü aldım. Tamam. Sonra ne yapıyorum? 3 çarpı. Bunun karesi 2'nin karesi. Sonra ne var? Parantez içerisine yazayım. 3 kök 7 eksi 2'nin eksi 2. Şurada da artı. Şu artıyı da unutmayalım. Şimdi bu ifadeye baktığımız vakit a artı b'nin kübü gibi bu. O zaman bunu şöyle yazalım. 3 kök 7 eksi 2. Birinci terim bu. İkinci terim de 2. Bunun kübü. Şimdi şöyle hesaplayalım. Şuna şu gider zaten. Buradan ne gelir? 7 gelir. B seçeneği. Aşağıdaki görselde aynı doğrultudaki dikdörtgenlerin içindeki harfli ifadeler çarpılarak elde edilen sonuç dikdörtgenlerle aynı doğrultudaki üçgenin içine yazılıyor. PR çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani şu P ile R'yi bulmak istiyorum. Şunu şunu çarpayım. U artı 3 ile ne yapıyorum? U kare artı 3 U artı 9'u çarpıyorum. Sonra çarpı çarpımını istemiş. R'ye bakalım. R'de ne var? Şununla şunu çarpıyorum. Burası u kare eksi 3u artı 9 ile u eksi 3'ü çarpıyorum. Şimdi dikkat ederseniz şu u artı 3 ile şunun çarpımı ne olur? U küp artı 3'ün küpü olur. Bir de şuraya bakalım. Şununla şunun çarpımı ne olur? Bu da u küp eksi 3'ün küpü olur. 2 kare farkı gibi bu. O zaman bu ne olur? U üzeri 6 eksi 3 üzeri 6 olur. Seçeneklere bakıyorum. U üzeri 6 eksi 729 var. Doğru cevap A seçeneği.